yaklaşık 8 yıl önce gerçekleşmiş fakat her sene gündeme gelen ve bir türlü çözülemeyen olayın detaylarını incelediğinizde ise kafanızın sürekli karıştığı bir olayı bugün konuşacağız. Cem Garipoğlu davası. Peki bu olayda ne olmuştu? Eminim birçoğunuz bu olayda ne olduğunu sağdan soldan bir yerden duymuşsunuzdur. Olayın tam olarak ne olduğunu bilmeseniz de bu fotoğrafları gördüğünüzde sizlere bir şeyler çağrıştırıyordur. Çağrıştırmıyorsa eğer kısa bir özetleyeyim. Cem Garipoğlu adındaki bu şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı öldürüyor. Hem de başını gövdesinden ayırarak. Cem Garipoğlu'na göre tartışma nedeni Münevver Karabulut'un bir başka erkekle yazışmasıymış. Ama bu bile net değil tabii ki. Olay 3 Mart 2009 tarihinde gerçekleşiyor ve bu cinayet duyulduktan sonra Türkiye'de bayağı bir dikkat çekiyor ve tepki oluşuyor. Katil zanlısı Cem Garipoğlu ise cinayetten tam 197 gün sonra teslim oluyor. 18 Kasım 2011 tarihinde kendisine elbette hapis cezası veriliyor. Ardından bundan 3 yıl sonra yani 10 Ekim 2014 tarihinde cezaevinde kendisini çarşafla asarak intihar ediyor. Fakat üzerinden 8 yıl geçmiş olmasına rağmen Cem Garipoğlu'nun öldüğüne kimse inanmıyor. Olayı inceleyen ve okuyan insanların %95'i Cem Garipoğlu'nun hala Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığını söylüyor. Hatta bazılarının söylediğine göre Asya'da bir ülkede yaşıyormuş. Ama nerede yaşadığı tam olarak belli değilmiş. Bu olay üzerine birçok teori var. Türkiye'deki en karışık olaylardan bir tanesi diyebiliriz. Öyle ki bazı insanların söylediğine göre fakat bunun bir kaynağını bulamadım bilginiz olsun. Bazı insanların söylediğine göre Münevver Karabulut'un ailesi daha öncelerinde verdiği bir ifadede Cem Garipoğlu'nun cesedini gördüklerini söylemişler. Fakat sonrasında görmediklerini ve görmek istediklerini söylemişler. Yani buradaki kısım bile tam net değil. Ama şu anki düşüncelerine bakacak olursak Cem Garipoğlu'nun cesedini görmediklerini ve görmek istediklerini talep ediyorlar. Bunu neredeyse her sene gündeme getiriyorlar. Fakat bir sonuç alınamıyor. Bugün sabah saatlerinde ise yine Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için talepte bulundular. Ancak savcılık bunu reddetti. Ardından bu olay yine her her yıl olduğu gibi tekrar gündeme geldi. Yine insanlar Cem Garipoğlu'nun ölmediğini, yurt dışında yaşadığını ve bu olayda birçok kişinin suçlu olduğunu iddia ettiler. Bazıları yorumlara şunu yazmış ki bu hiç mantıklı bir yorum değil. Demişler ki ben o babanın yerinde olsaydım mezarı kendim açardım. Fakat mezarı açmak hiçbir şeyi kanıtlamaz. Çünkü orada sadece kemikleri vardır. O kemikler gerçekten Cem Garipoğlu'na mı ait yoksa değil mi? Bunun öğrenilmesi için de DNA testi yapılması lazım. E DNA testini yapacak birisi olmadığı zaman da bir işe yaramaz elbette bu. Bu yüzden savcılığın bu kararı alması gerekiyor. Eğer ki o kişi gerçekten Cem Garipoğlu mu yoksa değil mi öğrenmek istiyorsak. Peki benim bu konudaki düşüncem nedir? Gerçekten de Cem Garipoğlu hala yaşıyor olabilir mi? Açık konuşmak gerekirse bu bana çok düşük bir ihtimal gibi geliyor. Ama elbette imkansız da değil. Çünkü gerçekten böyle bir sahtecilik varsa eğer çok şaşırtıcı yani düşünsenize cezaevini ele geçirmiş olmaları lazım. Bir de üstüne adli tıpa müdahale etmeleri lazım. Bütün bunlar yetmezmiş gibi savcılığa da müdahale etmeleri lazım. Bunların üçünün aynı anda olması olması gerekiyor ki bir insana öldü süsü verebilsinler. Bu da elbette çok düşük bir ihtimal fakat imkansız da değil. Ama bu olayın her sene garip bir şekilde gündeme gelmesi bana çok şaşırtıcı geliyor. Hatta bir aralar şöyle bir fotoğraf paylaşılmıştı. Demişlerdi ki bakın bu Cem Garipoğlu hala yaşıyor falan. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk'ün fotoğrafıymış bu. Sonrasında bu adam çıktı ve dedi ki hayır ben Cem Garipoğlu değilim. Yani bu ve bunun gibi birçok olay yaşandı. Ve insanlar da bu nedenle sürekli olarak Cem Garipoğlu'nun hala yaşadığını düşünmeye başladılar. Ben açıkçası bu olayın çözülmesini çok isterim. Çünkü detayları okuduğunuz zaman iyice merak ediyorsunuz yani. Gerçekten de böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olduysa kaç kişinin müdahalesi var? Ölmediyse niçin öldü süsü verildi? Ve aile en başlarda Cem Garipoğlu'nun cesedini niçin görmek istemediler? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Cem Garipoğlu'nun cesedini kimsenin görmediğine dair iddialarda var. Bilginiz olsun. Bu olay öyle garip bir olay ki her şey bir iddiadan oluşuyor. Hiçbir şey kesin değil. Zaten o yüzden ben bu olayın çözülmesini istiyorum. Eğer ki DNA testi yapılırsa ve şu an mezarda yatan kişinin Cem Garipoğlu olduğu anlaşılırsa bu olay tamamen kapanmış olur ve insanlar da daha fazla teori üretmez. Herkes bir ortak noktada birleşmiş olur. Bakalım bundan sonra ne olacak? İlerleyen zamanlarda savcılık bu talebi kabul edecek mi? Orası merak konusu. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.